Peki Beşiktaş'a da bakalım. Sözleşmesi bitecek oyuncular kiralıktan dönecekler. Ee, Beşiktaş'ta durum tablo nasıl görünüyor? Atiba, Caner, Gökhan Gönül yani sözleşmesi bitecek isimler. Atiba ile bir yıl daha konuşuluyor. Atiba, Caner ve Gökhan, Caner ve Gökhan'ın 500 e, işte bin euro önerildiği söyleniyor. Evet. Bu sezon. Ya, e, açıkçası gelen haberlerin büyük çoğunluğu e, anlaşma zeminin çok oluşmadığı yönünde. Evet. Yani hem Caner için hem Gökhan için. Bence benim yine şahsi fikrim. Az önce Fenerbahçe kısmında ifade ettim, tekrar edeyim. <laughs> İkisi de Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlar. Ben buna inanıyorum. Caner de Gökhan da. Geçmişte Fenerbahçe'nin futbolcusu oldukları için Fenerbahçe'ye gelme konusunda bir sıkıntıları olmaz. Ama bir değişikliğe daha sıcak bakmayabilirler. Belki belli başlı şeylerden feragat edebilirler mali olarak. Bu eğer iki tarafı birbirine yakınlaştırırsa mali olarak işte Beşiktaş biraz daha yukarı çıkıp, onlar biraz daha aşağı inip, 3 aşağı 5 yukarı böyle bir anlaşma olabilir. ama Burada bir parantez, <laughs> e, Caner'le ilgili duyumumu e, paylaşayım, Sergen Hoca da gitmesini onay vermiş. Heh, Caner... yani Gökhan kalırsa iyi olur demiş ama Caner'le arada bir iletişim problemi Sergen Hoca'nın var mı? Benim edindiğim izlenim ve duyum net olarak. Caner'le var. ilgili e, iletişim değil de. Ya oraya bir sol bek istiyor açıkçası. Şimdi ben Genere, iletişim olarak özetledim. Ben tavırlardan rahatsızım. Caner'in e, mesela Pereira döneminde Fenerbahçe'de de problemi vardı. Evet. Sol bek olarak. Hatırla evet. Hasan Ali aynı sezonda hiç beklenmeyecek şekilde Hasan Ali daha fazla forma giymişti. Evet. Pereira sezonunda. Çünkü Caner'in e, hepimizin hoşuna gidiyor işte o kesme ortaları, free kickleri, uzaktan şutları vesaire. Hücuma olan katkısı bak. Asist sayısına bak mesela 11-9. Yani... Bir çok sol bek için çok iyi rakamlar evet. bunlar. Ama işte oyun içerisinde izlediğin zaman, teknik adam gözüyle izlediğin zaman bana asiste yapmasın ama iki kere de o sağ açığı arkaya kaçırmasın diyor teknik adamlar. Evet. Bizden farklı bakıyorlar. Bizim açımızdan Caner Erkin en ideal sol bek Türkiye'de neden? Çünkü hücuma katılıyor. İşte asist yapıyor, gol yapıyor, e, gol pası veriyor vesaire. E, ama işte burada bir de en Ensakala transferi çok ciddi diyor Beşiktaş'ta biliyorsun. Sergen Hoca'nın da eski öğrencisi. Şimdi bir de oraya En Sakala'yı alırsa o bütçe e Caner'e ayrılacak bütçe iyice küçülecek. Sonuçta iki tane 2 milyon euroluk sol bekle oynayamaz Beşiktaş bu durumda. Evet. Ee, o bütçe küçülürse bir de Caner oynamayacağını anlarsa En Sakala'nın gelişiyle Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali artar gün geçtikçe. Ve ben tekrar edeyim. Serbest kaldıkları an bence Fenerbahçe... Gökhan içinde, de Caner için mutlaka bir girişim yapacak. Atiba meselesini ne diyorsun? Atiba ya Atiba'yı ben geçen yıl transfer programlarında şunu şunu söylüyordum hep. Ya tamam hani hepimiz seviyoruz çok profesyonel vesaire ama Beşiktaş da sezonu Atiba'yla çıkamaz falan diyordum. Adam yine tek başına orta <laughs> sahayı taşıdı. Evet. Yani şimdi bu sezon onları söylerken biraz imtina ediyorum. Neden? Evet şu an kaç e, 37 falan oldu herhalde değil mi? 37'yi geçti. 37 yani yaş olarak da Hani bir futbolcu için artık tamam yani Atiba sen otur kenarda falan diyebileceğimiz bir yaş ama öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki yine kim gelirse gelsin Atiba oynar durumu da olabilir açıkçası. Yani elimizde şöyle bir takım olsa da esami listesini görsek hani savunmanın önünde Atiba, Emre, Belezoğlu aa iyiymiş demeyiz. <laughs> Yaşlıymış demeyiz. Yaş ortalaması 39, <laughs> 39 ama değil mi? <laughs> 39 evet. Yani. yani bunu söyletmezler ama işte profesyonellik başka bir şey. Düzgün aile hayatı iki futbolcu için de söylüyorum. Düzgün aile hayatı. Ee, saygılı insanlar ee, ve her zaman iyi iş yapıyorlar E tabii 30 yaş üzeri futbolcuları Vida 31, Caner 31, Gökhan Gönül 35 Ruiz 31, Atiba 37 Lens 32, Boateng 33 Burak Yılmaz 34 Beşiktaş'ın da 30 yaş üstü e, oyuncularının Boateng e, burada ayrılacak yani kiralık ee, büyük ihtimalle ayrılacak Caner'le Gökhan az önce konuştuk. Atiba... Sanki Sergen Hoca Boateng'den memnun gibi geldi. Benim izlediğim ya aslında çok yönlü bir oyuncu. Hani Santifor evet. olarak da kullanabiliyorsun. Burak'ın olmadığı maçlarda denenebilir, kullanılabilir. Ee, maliyeti tabii burada. Maliyeti eğer biraz düşürebilirlerse belki bir yıl daha tutabilirler. Lens konusu Beşiktaş'ta yıllardır bir açmaz, bir çıkmaz olarak devam ediyor. Burada Lens tarih bu takım buranın tamamı takım ilk 11 oyuncusu. Tabii. Yani Lens de bazı maçlarda tabii oynadı, 11. da söyleyelim. Burak'a da bir alternatif bulmak lazım. Burak evet. da çok yalnız kaldı, hep ondan beşiktaşlar sezon başından bu yana yakındılar. Beni biraz güven hayal kırıklığına uğrattı. Ben güvenden çok daha fazlasını <laughs> Aynen. bekliyordum. Mesela Umut Nayır bana fazlasını verdi ve <laughs> şunu hissettirdi. Umut Nayır beşiktaş'ta daha da iyi olabilir güvenilirse güven biraz beşiktaşın hani evet önümüzdeki sezon forvet, forvet ya da kanat forvet bizi tutacak oyuncu gibi geliyordu ama bu sezon Güven içinde kayıpsız. O fırsat, oldu. o fırsatı buldu da. Buldu. Burak sezon başında sakatlığı vardı. Uzun evet. süre oynamadı. Hatırla 5-6 maç Burak yoktu. Ee, Burak gelene kadar Güven'e şans verdi Abdullah Hoca. Fakat Güven hani gelişmesini beklediğimiz Güven o bıraktığı noktadan da kötü, kötü. başladı sezona. Açıkçası işte 5-6 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor Güven içinde de Fransız e, takımlarının ilgisi konuşuluyor. Ya faydalanamıyorsan en azından e, evet. paraya çevirebilmek de bir maharettir. Bir başarıdır. Şahsen e, böyle bir şeyi değerlendirebilir diye düşünüyorum. Burada Fatih Aksoy'a da bir parantez açmamız lazım. Şarttan dönecekler Sivas Spor'dan yani, Fatih. Atık, bir zahmet Beşiktaş'ta 11 oyuncusu olsun. Evet. Yani Sivas'taki performansıyla At, e, Fatih işte Dorukan gibi e, tıpkı ...bir anda gelip Beşiktaş'a orta sahada enerji katabilecek bir yani gibi gözüküyor. Fatih Aksoy, Dorukan Toköz ikilisi beni heyecanlandırıyor. Evet. Atiba hesaplamadan olmaz ama. Ve çok yönlü oyuncular. Evet. Yani hem savunmanın önünde oynayabilir... ...hem o 8 diye tabir edilen e, merkez orta saha oynayabilir. Mesela Sabek'te de kullanabiliyorsun. Evet. Dorukan'ı da, Fatih'i de. Evet. Yani çok yönlü oyuncular. Bence bu tip oyuncuların kadroda olması çok avantaj Beşiktaş için. Ve e, Oğuzhan Özyakup, İzimat Miren... Kaililerin Fatih Aksoy dönecek olanlar. Kaililerinde tabii bir tarihsizlik yaşandı. Kulübü onu alacaktı. Opsiyonu kullanıp satın alacaklardı ama bu pandemi döneminden dolayı vazgeçmişler. Ama Kaililerinden Sergen Yalçın bize çok başka bir şey izletebilir. Çünkü oyuncunun teknik kapasitesi bana yeterli geliyor. Evet. Performans anlamında Bu arada Belçika'da olacak. da başarısız değil. İyi bir Gayet performans iyi. gösterdi. Oğuzhan'ın ne diyorsun? Ya Oğuzhan... E, Salih Uçan ve Oğuzhan benim için yani futbola böyle bir bakış açımı anlamında söylüyorum. Benim için herhalde bu kadar çok güvenip, bu kadar çok <laughs> hayal kırıklığı yaşatan başka iki oyuncu yoktur. Çok severim ikisinin oyun stilini. Ee, ama e, performans olarak Oğuzhan'ın son iki sezonu Beşiktaş'ta olmaz yani. O, o performansla Beşiktaş'ta kalamazsınız. Eğer öyle devam ederse yine kalamaz. Yani bence yine işte Feyenoord mu um olur? başka bir kiralık bir takım mı olur bilmiyorum ama maliyetler de hani 2 milyon euro'nun üzerinde maaşlar. Yani o zaten bu arada ben Feyenoord'un Oğuzhan'ın maaşının tamamını filan ödediğini düşünmüyorum. Yani orada mutlaka e, bir kısmını Beşiktaş ödüyordur. Eğer o e, oynama şeyini kazandıysa yetisini kazandıysa belki kampta bir kendini gösterip takımda kalma ihtimali olabilir ama yani umuyorum o sıçramayı yapabilir ama e, görmemiz lazım kampı. Bence Sergen Hoca da herkesi lig sonunda başlayacak kampla değerlendirecek diye düşünüyorum. Ozan Tufan, Sergen Yalçın ardından Ozan Tufan tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Muhteşem bir performans sergiledi. Basın toplantısında sen de oradaydın diye hatırlıyorum. Ozan'a şöyle bir soru yöneltildi. Ozan işte tekrar kendine geldim bunda kim katkı sahibi diye bir soru geldi. Ozan dedi ki kimse değil sadece ben. Ozan'ın cevabı orada çok egoist bir cevap gibi geldi ama aslında Orada çok düzgün bir şey söyledi çocuk. Diyor ki istersen yapabiliyorsun yoksa kimse sana yardım edemiyor. Kesinlikle. E şimdi Oğuzhan durumunda da biraz bence bu var. Hani herkes Sergen Yalçın'ın eline gelsin, Sergen onu da hayata döndürür. Kalp masajıyla falan diyorlar ama acaba Oğuzhan buna hazır mı? Acaba Oğuzhan Beşiktaş'a bir şeyler verebilecek mi? Bu noktada mesela inancımız sarsılmış. Ozan'a da inancımız sarsılmıştı ama tekrar inandırdı hem de çok kısa şimdi, zamanda. Oyuncu tipleri bence çok çeşitli olduğu için yani daha doğrusu herkes insan olduğu için... Aynı duruma aynı tepkiyi vermiyor oyuncular. Evet. Örnek vereyim. Selçuk Şahin diye bir oyuncu vardı Fenerbahçe'de. E, 13 sezon oynadı Fenerbahçe. Evet. 13 sezon. Ve bu sezonların hiçbirine ilk 11 oyuncusu olarak başlamadı. Evet. Çoğunda Ama, oynadı. Bak evet. çoğunda e, 34 lig maçında mesela 17'sinde 11 oynadı. Ama hiçbir zaman ilk 11 oyuncusu olarak düşünülmemişti. Ya Selçuk'u bozmuyordu mesela kulübede oturmak. Adam her zaman ilk 11 oyuncusu gibi hazırlığını yapıp sahaya çıkıyordu ve hiçbir şey aramıyordu. Mesela Topal sakatlanıyordu. Selçuk Şahin e, dahil oluyordu kadroya. 3-4 hafta o götürüyordu. Fenerbahçe'nin oyununda bir aksaklık olmuyor. Evet. Şimdi Ozan öyle değil mesela. Ozan oynamadığı an özellikle bir de tabii yaş olarak çok daha genç yani e, geldi Fenerbahçe Yani 20 yaşında geldi yanlış hatırlamıyorsam. Baktı çok büyük yıldız olarak işte ciddi bir bonservis bedeliyle geldi. Baktı oynayamıyor. Ve adam bir anda e, mental anlamda dağıldı. Onun bir rehabilitasyona ihtiyacı vardı. Yeteneklerinden zaten kimsenin şüphesi yoktu ve Ozan o rehabilitasyonu Alanya'da geçirdi. Evet. Ve mental anlamda da çok ciddi değişimler oldu. Yani ben Tabii. öncesini sonrasını bildiğim için, e, ya hakikaten başka bir adam oldu. Karakter olarak da kaptan oldu yani. Tabi. Fenerbahçe'de kaptan oldu Ozan. Evet. E, o açıdan ben e, Ozan'ın biraz oynamayla, hani düzenli oynamayla alakalı olduğunu düşünüyorum yaşadığı gelişimin. Keza Salih Uçan da öyle bak dikkat et. Salih de Fenerbahçe'de çökmüştü, bunalımdaydı. İşte advokat sallıyordu, o sallıyordu, bu sallıyordu. Şimdi Alanya'da oynamaya başladı. Geçen röportaj yaptım. Diyor ki yani 8 maçı da iyi tamamlarsam, seneye de iyi girersem Euro 2021 olabilir abi.